Ne oldu Despina Hanım? Huzursuz görüyorum sizi. Evet. Doğrusu biraz huzursuzum. Yine evinize mi gitmek istiyorsunuz yoksa? Yani Adil Topal'dan da kurtulduğumuza göre. Eğer gideceğinizi bilseydim, Adil'den kurtulmak için bu kadar çok acele etmezdim. Aslında bu işten en zararlı ben çıkacağım galiba. Yani bu kadar alışmışken zor olacak. Gitmeyin o zaman. Kalın. Hep burada kalın. Aslında ben daha mühim bir mevzu konuşacaktım sizinle. Buyurun. Buyurun, sizi dinliyorum. Baba, affedersiniz. Neşet geldi, acil sizinle görüşmek istiyor. Siz bakın lütfen işinize. Daha sonra konuşuruz. Kusura bakmayın. Hayırdır Neşet? Bahri Bey, işler iyice sarpa sarmış durumda. Ne oldu? Babama çalışan adamlar. Beni öldürecekler. Peşimdeler yani. Senden ne istiyorlar? Şimdi benim buraya yani size sığındığımı öğrendiler. Seni de o Bahri'yi de bitireceğiz diyorlar. Adamların gözü dönmüş durumda Bahri Bey. Yani babamın intikamını almak istiyorlar. Biz bir şeyler ayarlarız, sen merak etme. Ayarlanır. Ayarlanır, o çok kolay. Nasıl ayarlanır? Şöyle. Babamda bunların hepsinin dosyası vardı. Yani bu adamlar ne yaparlar? Neredeler? Nereye uyuşturucu satarlar? Nereden alırlar? Ne bileyim, silah kaçakçısıysa kime rüşvet verir? Her şeyleri var. Özel hayatları bile var yani. Tamam. Biz alalım o dosyaları. Alsak hepsi yola gelir. Ayağınıza kapanırlar. Hem kan da dökülmemiş olur. Gerekirse kan da dökeriz ya, sıkıntı yok. Nerede bu dosyalar? Babamın çiftlik evinde. Ama ben yani ben sokulamıyorum çünkü İhsan denen adam beni de öldürmek istiyor. Tamam, sen dert etme. Biz hallederiz. Senin gitmene gerek yok. Bir takım özel sebeplerden dolayı burayı biraz ihmal ettik. Kusura bakmayın. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Görevlerinizin başına dönebilirsiniz. Sizi burada görmek ne kadar güzel Ayşegül Hanım. Benim için de öyle, teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Neşet Bey, ne işiniz var sizin burada? Teşekkür etmeye geldim. Ne için? Benimle ilgilendiğiniz için. Yarımı sardınız o kadar. Yani küçük bir sıyrıktı, önemli bir şey değil. Teşekküre gerek yok. Yakınlarda bir pastane vardı. Ne gerek vardı, teşekkürler. Müsait değilseniz ben gidebilirim. Yok, bir çay içeriz. Buyurun. Teşekkür ederim. Adil'in kasası nerede lan? Ne kasası ya?
Ulan kasa işte kasa. İçinde bilgilerin, dosyaların olduğu kasa. Nerede lan? Adil Bey beni öldürür söylersem. Lan gerizekalı, Adil öldü zaten. Ne? Lan uzatma, kalk yürü hadi. Tamam tamam söyleyeceğim. Kalk. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? İş güç bir şey var mı? Pek sayılmaz. Yani aslında var kafamda bir şeyler tabii. Ama bunun için biraz para ayarlamak gerekiyor. Nasıl ya? Babanızdan bir şey kalmadı mı? Sonuçta çok güçlü bir adamdı. Ben o kirli paraya dokunmak istemem. Poyraz da işsiz kalmış sanırım şu aralar. Yani polislikten istifa etmiş. Bilmem, belki birlikte bir şeyler yaparız diye düşündüm ben de. Poyraz bu ara kirayı ödemekte bile zorlanıyor. Bir iş kurabileceğini pek zannetmiyorum. Hadi ya. Biliyor musun? Bunca yıldır hep merak ettim Poyraz'ı. Ya Meltem'i de tabii. Hatırlıyor musunuz onları? Tabii tabii. Hatırlamaz olur muyum? Ben böyle 6-7 yaşlarındaydım babam onları verdiğinde. Eminim zor bir çocukluk yaşamışsınızdır. Yani öyle bir babayla yaşamanın ne demek olduğunu en iyi siz anlarsınız. Yalnız benim babam biraz farklı. Sizinki bambaşkaydı. Poyraz da şanslı bir adammış. Yok ya öyle demeyin. Onun da çocukluğu çok zor geçmiş. Ama sonunda turnayı gözünden vurmuş. Nasıl yani? Sizin gibi güzel bir sevgilisi var. Ya bunca çektiği sıkıntıya değmiş. Teşekkür ederim. Nedir durum baba? Şuraya bak ya. Adam bütün ticareti belgelemiş. Lan hepsini bir ömür boyu hapse atacak şey var burada. İşte şimdi hepsi çapa oturdu. Hadi gidip bir görünelim şunlara. Hadi neyse, bağışladım canını. Ya size ayıp olmazsa benim bekleyen hastalarım var, izniniz. Ne demek? Tabii ki, tabii ki. Ben daha fazla tutmayayım sizi. Yani. Ha bu arada bir akşam yemeğe çıkalım sen de ben. Poyraz. Hatta Meltem'i de alırız. Tabii, neden olmasın? Hepinizi yakından tanımak istiyorum. Oldu o zaman. Kolay gelsin size. Teşekkürler, iyi günler. Alo. Mahalleler bütün dosyaları aldı. Güzel. Her şey yolunda gidiyor. Aynen. Var mı başka bir şey? Yok. Akışına bırakalım şimdilik. Bakalım zaman ne getirecek.